Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabına olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti sizlerle kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya icabet ederken atmış olduğunuz her adımdan dolayı Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız, ayıplarınız affedilsin, bağışlansın. Yine buraya teşrif ederken attığınız adım sayısınca Allah katındaki takvanız, izzetiniz, şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş bir şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin inşallah. Sevgili kardeşlerim, Ademoğlunun kalbine yerleştirilen iman hazinesi hamd edilmeye, övülmeye ve övünmeye değer büyük bir nimettir. Zira iman insanı küfrün, şirkin, bidat ve hurafelerin çirkinliklerinden kurtarıp şeksiz ve şüphesiz Allahu Teala'ya kulluk yapmanın lezzetini tattıran bir kavramdır. İman, ayakları yerde, gönülleri ve hedefleri cennetin yüce nimetleri içerisinde gezen bir neslin oluşmasını sağlayan bir etkendir. İman, bu ulvi değerler etrafında bir araya gelen, beşeriyetin hem kendi içerisinde hem de kendi dışında adalet mekanizmasını kurarak insanlığın mutlu olması için, refah içerisinde, huzur içerisinde bulunması için çabalayan bir neslin oluşumunu sağlayacaktır. İman ve salih amelle bezenmiş olan İslam toplumu nereye girerse girsin, hangi mekanda bulunursa bulunsun, her bir yere hayrı ve iyiliği taşıyacaktır. Ve bu insanların, yani iman ve salih amelle hayatını daim eden insanların oluşturduğu toplumlar diğer insanlar tarafından şu ortak cümleler ile anılacaklar. Bunlar var ya, bu dünyanın adamı değillerdir. Bunlar var ya, gökten inmiş, insan kılığına bürünmüş meleklerdir. Bunlar var ya, ya peygamberdirler ya da peygamber gibi davranırlar. Aynı Ömer bin Hattab'ın halifeliği döneminde tasvir edildiği gibi. Enes bin Malik, Ahnes bin Kays ve İran'ın mağlup olmuş idarecilerinin heyet kurarak bir araya gelip ganimetleri halife Ömer bin Hattab'a teslim edeceği zaman büyük halifenin kapısını tıklarlar, bakarlar ki Ömer bin Hattab evde yoktur. Onun evinin etrafında oyun oynayan çocuklara sorarlar, müminlerin emiri nerededir? Derler ki müminlerin emiri şu an mescitte uyumaktadır. Heyet hemen mescide giderler. Bakarlar ki koca halife, İslam devletinin halifesi, İslam ordularının başkomandanı yere boylu boyunca uzanmış, mescitte uyumakta. Hürmüzan isminde, yani İran yöneticilerinden Hürmüzan isminde bir şahıs der ki Ömer nerede? Derler ki şu adam Ömer bin Hattab'tır radıyallahu anh. Adam şaşkınlığını gizleyemez. Zira bırakın şimdi siz o dönemi, şu dönem dahi en kıytırık bir idarecinin emri altında ya bir çaycı vardır, ya bir kapıcı vardır, ya bir nöbetçi vardır, ya bir koruma vardır, ya bir şoför vardır. Vardır ama vardır. En kıytırık bir yöneticinin. Hürmüzan ne yöneticiler görmüş, ne idareciler görmüş. Bırakın sadece bir mahalleyi yönetenleri, devletleri yöneten adamları görmüş. Ali ile Ömer bin Hattab'ı nasıl bekliyor? Elinde mızraklarla, silahlarla, kılıçlarla, nöbet tutan adamlarla bekliyor. Bir bakıyor ki yerde boylu boyunca uzanmış bir İslam yöneticisi, İslam amiri, mülki amiri. Der ki bunun kapıcıları ve nöbetçileri yok mu? Yanındakiler der ki ne kapıcısı vardır, ne nöbetçisi vardır, ne kalem tutan katibi vardır, ne de divanı vardır deyince adam şaşırır. Demek ki peygamberlerden de bir takım bilgiler kulağına damlatılmış. Derler ki o zaman bu nebi olmalı, bir peygamber olmalı. Bunun yaptığını ancak bir peygamber yapabilir. Derler ki hayır, peygamber gibi davranan bir adamdır derler Ömer bin Hattab için. Allahu Ekber. Bir zamanların cahili, cahiliyede de insanlara zulmüyle nam salmış, idareciliğiyle, kibriyle ayyuka çıkmış Ömer bin Hattab iman ettikten sonra tevazu ehli oluyor. Nebi gibi davranır sözü Ömer bin Hattab'a çok yakışıyor. Bakın zira dün cahiliyenin saflarındayken keskin bir kılıç olup insanların gözlerini kamaştırırken iman ettikten sonra Ömer bin Hattab kınına girmiş bir kılıç pozisyonuna düşüyor. Bunu ben söylemiyorum. Vallahi de bizzat kendisi itiraf ediyor. Halifeliği döneminde halkın kulağında, yani daha doğrusu halkın dilinden kulağına şu sözler aktarılıyor. Ebubekir çok merhametliydi radıyallahu anh. Onun halifeliği döneminde çocuklar etrafında dolanırlardı. Babacığım diye ayaklarına sarılırlardı. Müminlerin emiri de başlarını okşardı. Ama biz, halk söylüyor, Ömer'in heybetinden öyle bir korkuyoruz ki, Ömer'in celalinden öyle bir korkuyoruz ki, onun bulunduğu mekanı terk edip ne yapacağını gözlemliyoruz diyorlar. Bu söz Ömer bin Hattab'a geliyor. Ömer bin Hattab, halk diyor namaz için diyor mescide toplansın. Allahu Ekber. Halk bir araya gelsin. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla herkes bir araya toplanıyor. Peki Ömer'i nerede görüyorlar? Bu mütevazi adamı hutbenin üstünde görmüyorlar. Dün Ebubekir radıyallahu anh'ın ayaklarıyla bastığı yerde oturduğuna şahit oluyorlar. İnsanları öyle karşılıyor Ömer bin Hattab. Halk geliyor, Ömer bin Hattab ayağa kalkıyor. Allah'a hamd ediyor. Resulüne salat getiriyor. Ve bakın dudaklarından şu sözler çıkıyor. Benim hakkımda söylemiş olduğunuz sözleri işittim. Demişsiniz ki Ömer radıyallahu anh Resulullah döneminde hırçındı, sertti, şiddetliydi. Korkuyorduk. Ebubekir başa geçti. Yine hırslıydı, yine şiddetliydi, yine korkuyorduk. Şimdi başımıza geçti. Acaba bize nasıl davranır diye benden korkuyormuşsunuz. Bakın Ömer bin Hattab şöyle devam ediyor. Kim diyor bu sözü söylediyse ayağa kalksın değil, doğru söylemiştir. Bakın diyor ki zira ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde onun yanındaydım, onun yardımcısıydım, hizmetkarıydım. Ben ondan daha merhametli, daha yumuşak hiçbir insanı görmedim. Zira Allah Tevbe suresinde o müminlere karşı raufur rahimdir diyordu. Allahu Ekber. Peygamber müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. Ve diyor ki bakın ben onun elinde çekilmiş bir kılıç gibiydim. Allahu Ekber. Ben onun elinde çekilmiş bir kılıç gibiydim. Ta ki o beni kınına koyana kadar ya da bir yere bırakana kadar. Ne demek istiyor? Ben Resulullah döneminde şiddetliydim. Öfkeliydim. Ama beni yönlendiren ve yöneten, öfkemi, şiddetime yön veren Resulullah'tı. Otur dediğinde oturdum. Frene bastığında durdum. Adaletsiz hiçbir şey yapmadım. O benden razı olup ölene kadar ben bu haldeydim diyor. Ve Allah'a hamd ediyor. Sonra başınıza, yani Müslümanların başına Ebubekir geçti diyor radıyallahu anh. Onun döneminde de diyor onun yardımcısıydım. Onun hizmetkarıydım. Sakinlikte, merhamette, cömertlikte Ebu Bekir'in hakkını inkar edecek kimse yoktur diyor. Ve bakın şimdi söze. Ne olur şu söze dikkat edin. Diyor ki benim diyor şiddetim onun diyor merhametine karıştı diyor. Allah'a bakar. Benim şiddetim, benim kızgınlığım, benim hırçınlığım, adalete olan teyakkuzum onun diyor merhametine diyor karıştı. Sonra diyor onun elinde de diyor çekilmiş bir kılıçtım diyor. Ta ki o diyor beni kılına koyana kadar veya diyor bırakana kadar. Yani yeri geldi mi Ebu Bekir radıyallahu anh benim için bir fren görevi gördü. Beni sakinleştiren bir etken oldu. Hiddetimi ve şiddetimi yönlendiren bir güçtü diyor. Ve buna da diyor Allah'a hamdü senalar olsun. Buna da hamd ediyor. Şimdi ey insanlar. Evet arkadaşlar buraya iyi değil. Şimdi ey insanlar başınıza diyor ben geldim diyor. Vallahi diyor şiddetim azalmıştır. Vallahi şiddetim azalmıştır. Vallahi şiddetim azalmıştır. Benim diyor şiddetim zalimlere ve Müslümanlara düşmanlık yapanlaradır diyor. Kim merhametli olursa, kim naif olursa, yumuşak olursa ve birbirine yumuşaklıkla muamele ederlerse, yani sevgide, saygıda, birbirine tahammül etmede, birbirleriyle yarışırlarsa, onlara yumuşaklıkta en fazla davranan ben olacağım diyor. Ancak kim düşmanlık ederse, saldırırsa, haksız yere birine saldırırsa, ne olur şimdi bu söze dikkat edin. Onun diyor bir yanağını diyor yere koyarım. Hakka diyor dönene kadar da diyor diğer yanağına ayağımla diyor basarım diyor. Şimdi diyor bu şiddetime rağmen, hani bunu hala şiddet görüyorsanız, hakkı ayakta tutmayı şiddet kabul ediyorsanız, tüm bu şiddetime rağmen de kim iffetli olur, zulmetmekten sakınırsa yanağımı onun ayağının altına koymaktan da çekinmem diyor. Allahu akbar ve lillahil hamd. Yanağımı onun ayağının altına koymaktan çekinmem, haya etmem diyor müminlerin emiri Ömer bin Hattab kardeşlerim. İşte iman bir kalbe girdikten sonra Ömer gibi keskin bir kılıcı alır, öfkesini de, şiddetini de, hırsını da Allah'ın razı olacağı yöne yönlendirir. Elhamdülillah. Hele geçmişleri kötü ve çirkin hatıralarla dolu bir kavim, iman ettikten sonra göreceksiniz ki örnek ve önder şahsiyetler olarak bu toplumun önünde yürüyeceklerdir. Bakın sevgili dostlar, Uhud Savaşı bittikten sonra Yahudiler, Hristiyanlar, münafıklar Medine etrafında, uzağında veya yakınında Arap müşrikleri, Mekke'nin müşrikleri her biri pençelerini yavaş yavaş İslam ordusuna göstermeye başladılar. Her biri ama. Küçük kabile fark etmiyor. Büyüğü fark etmiyor. Orta boyu fark etmiyor. Güçlüsü, güçsüzü hiç fark etmiyor. Uhud savaşından sonra müminlerin yaralandığını, yara alıp hasta yatağına düştüğünü zanneden her bir haylaz, her bir hayırsız, nankör topluluk İslam devletine karşı, Müslümanlara karşı pençelerini göstermeye başladılar. Bunu defaatle sohbetlerimizde anlattık. Yalnız bakın bir olay anlatacağım. Şam tarafına doğru. Medine ile arası tam 450 kilometre. 450 kilometre. Yürüme mesafesi tam 16 gün yolculuk. Müslümanların ticaret yaptıkları, mümin kervancıların geçimlerini sağlamak için ticaret hattı olarak kullandıkları Şam bölgesinin bir yerinde Kuda kabilesi mümin tacirlere saldırmak için ordu topluyor. Bakın 450 kilometre mesafe. Uçak değil, otobüs değil, tank değil, jip değil. Yürüyerek tam 16 günlük bir mesafe. Bakın bu adamlar, tabir yerindeyse bu gaspçılar yetmezmiş gibi İslam devletini şöyle tehdit ediyorlar. Diyorlar ki bir günde toplanalım, Medine'ye saldırı hazırlıkları yapalım. Allahu Ekber. Resulullah bunu duyduğu an 1000 kişilik orduyu hazırlar ve başına kendisi komutan olarak geçer. 1000 kişilik ordu hazırlar. 16 gün boyunca gitmek, 16 gün boyunca da geri gelmek. Kaldı mı bir de orada bir 10 gün, 15 gün? Nereden bakarsanız 1,5-2 ay. Dikkat edin Müslümanlar. Pençelerini Medine'ye doğru uzatmış, düşmanların tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Neresi? İslam devleti. Mümin kadınların iffetlerinin bulunduğu yer. Tehlikeye kalacak. Peki şimdi size soruyorum dostlar. Siz bir ordu komutanı olsanız, siz bir İslam devletinin reisi olsanız, amiri olsanız, yöneticisi olsanız, yahu Medine'ye bu tehlikede kimi koyardınız başa? Ya Evs kabilesinden yiğit bir adam koyardınız değil mi? Ya Hazreç kabilesinden yöneticiliği diğerlerine göre daha üstün bir adamı koyardınız. Ya kendiniz dururdunuz. Yahu ben olsam Allahu alem ya Ebubekir'imi koyardım, ya Ömer bin Hattab'ı koyardım, ya Ali'mi koyardım. Başka isim gelmiyor benim aklıma. Yalnız ilk defa bu olay vesilesiyle bir sahabeyi duydum. Sahabe kitaplarında adını daha önce duymadım. Ama ben künyesini size söylediğimde, yok hocam be, o da oraya konur mu diyeceğiniz bir adamı Resulullah Aleyhisselam oraya yönetici koyacak. Kim biliyor musunuz? Bu şahıs Sib'a bin Urfate. Evet, buraya kadar hiçbiriniz anlamadınız. Ben de vallahi bu adamı tanımadım. Ama şimdi bu adamın yaşadığı diyarı söylediğimde vallahi hepiniz duracaksınız. El-Gıfari radıyallahu anh. Niye? Yahu dün bu adamlar serseri adamlardı. Dün bu adamlar yan kesici adamlardı. Dün bu adamlar kervanları soyuyorlardı. Dün bu adamlar ar, namus, ırz dinlemiyorlardı. En güçlü tüccarlar dahi Gıfar oğullarının yerlerinden geçmekten korkarlardı. Ya Resulallah, iman bu adamları ne hale getirdi de sen bunları aldın, devlet yöneticisi yaptın. Hem de 2 aylığına. Allahu akbar ve lillahil hamd. Orada ne Evs'ten adam vardı, ne Hazreç'ten. Gıfar oğullarından, eşkıya olan bir toplumdan iman gibi bir hakikat, büyük bir cevheri ortaya çıkarttı. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Şimdi hey aziz dostlar, vallahi asr-ı saadete döndüğümüzde iman cevherinin ne cevherler zuhur ettirdiğine konuşmaya başlasak, yemin ediyorum sabaha kadar konuşuruz. Bu kadar tablo, 2 veya 3 tane tablo saydım. Yanına siz bir 3 tane daha ekleyin. Tüm bu tablolar olmasına rağmen, bakın dikkat edin, müminler bir arı gibi insanlığın hizmetinde, faydasında olmalarına rağmen maalesef şer güçler, inşallah şimdi asıl konumuza geleceğiz, şer güçler müminlerin oluşturmuş olduğu esenlik yurdunun, esenlik diyarının zayıflaması, yok olması, çökmesi için o zehirli iğnelerini sokmaya çalışmaktadırlar. Dünyanın her yerinde, bakın şu an hali hazırda dünyanın her yerinde müminleri sevenler müminlere düşman olanlardan hep az olmuştur. Yahu bu adamlar hani melek gibiydi? Hani bu adamlar peygamber olmasaydı, peygamber gibi davrananlardı. Hani bu dünyanın adamı değillerdi bunlar. Ne istiyorsunuz müminlerin erkeklerinden? Neden gözlerini oyuyorsunuz? Neden kulaklarını kopartıyorsunuz? Neden uzuvlarını parçalıyorsunuz? Neden güzide hanımlarına el uzatıyorsunuz? İffetlerini zedeliyorsunuz? Neden çocuklarını esir ediyorsunuz? Köle olarak kullanıyorsunuz? Onların değerli bedenlerinden organ ticareti yapıyorsunuz? Ne yaptı size mümin erkekler ve mümin kadınlar? Ne yaptı onlardan zuhur eden çocuklar? Sadece şu kainata faydalı olmaktan başka hiçbir şeyleri yoktu. Neden uçaklarla bombalıyorsunuz? Neden en gelişmiş silahlarınızı o toplulukların üzerinde deniyorsunuz? Hani onlar meleklerdi? Hani onlar sizin nazarınızda bir peygamber gibiydi? Hani onlar bu dünyanın adamı değildi? Ondan mı onları ahirete gönderiyorsunuz? Evet, mümin erkekler ve mümin kadınlar yeryüzünün en hayırlı, en güzel cevherleri olmalarına rağmen, evet maalesef ki bu cevherin yok olması için, bu cevherin ortadan kaybolması için İslam düşmanları veya onların düşmanları dün vardı, bugün varlığını devam ettiriyorlar ve yarın var olmaya devam edecekler. Allah mümin erkek ve mümin kadınları korusun. Şimdi tüm bu hakikatlere rağmen, şimdi alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala sadece iman edenleri muhatap alarak Âl-i İmrân suresi 118. ayetinde İslam düşmanlarına, Müslüman düşmanlarına, Rabbim Allah'tır diyenleri çekemeyenlere karşı ya da bunlar kimdir ve bunlara karşı ne yapılması gerektiğiyle alakalı bir uyarıda, bir tebliğde, bir nasihatta ve bir emirde bulunmaktadır. Allah istifade etmeyi bizlere nasip etsin. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu la tettehizu bitaneten min dunikum. Ey iman edenler, kendinizin dışındakilerle, yani iman etmeyenlere sırdaş edinmeyiniz. Sırdaş kabul etmeyiniz. Bir tane Arapçada elbisenin içerisindeki astar ifade ediyormuş. Astar. Astar nerede gizli kardeşler? Elbisenin içerisinde değil mi? Peki müminlerin, Müslümanların sırları nerede gizli? Müminlerin kendi içlerinde gizli. Müminlerin kendi hallerinde gizlidir. Allah diyor ki siz astarlarınızı, hani tabir yerindeyse şimdi anlamıyla, sırlarınızı sakın sizin dışındakilerle paylaşmayın. Sakın ha sakın. Sizin dışınızdakilerle paylaşmayın. Bunlar kimdir sorusunu tek tek müfessirlerin diliyle açıklayacağız. Sakın sırlarınızı paylaşmayınız. Peki neden ya Rabbi? Diyor ki la ye'lûnekum habâle. Onlar halinizi bozmaktan, iyi giden gidişatınızı kötü yöne çevirmekten asla geri durmayacaklardır. Sizin mutlu olmanızı istemeyeceklerdir. Sizin saadet yüklü yıllara, devirlere tekrar dönmenizi istemeyeceklerdir. Siz hastalansanız mutlu olacaklardır. Ticaretinizde iflas etseniz sevineceklerdir. Düşmanlarınıza karşı zayıf olduğunuzda bundan haz duyacaklardır. Düşmanların pençelerinde çocuklarınız kıvranırken onlar televizyonun karşısında birbirlerine bakıp güleceklerdir. Asla sizin mutlu olmanızı istemeyecekler. Bunu Allah diyor. Devam ediyor Rabbim. وَدُّ مَا عَنِتْتُمْ. Aynı zamanda sıkıntıya düşmenizi de zaten arzu ederler. Bunu da isterler. Yahu bu Müslümanların başına bir dert gelse de şu müminleri gülerken değil ağlarken görsek. Müslümanların sevindiği günleri değil, perişan olduğu günleri ne kadar arzu ediyorum sözleri bana değil, sana değil, onlara ait. Ve Rabbim devam ediyor. Bakın diyor ki قَدْ بَدَتِ الْبَغْدَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ O kin var ya, öfkeleri, düşmanlıkları ağızlarından taşarak sarkmaktadır diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Ekber. Şimdi televizyonlarda görüyorsunuz değil mi? Müslümanlara karşı şiddet olanlar, Müslümanlara şiddetli davrananların elleriyle nasıl işaret ettiklerini, ağızlarından nasıl alevler çıkarttıklarını, gözlerinden nasıl şimşeklerin çıktıklarını, nasıl kızardıklarını, nasıl öfkelendiklerini, nasıl masayı bir yere, bir havaya kaldırdıklarını hepimiz şahitiz değil mi? Benden daha öfkeliler Müslümanlara karşı. Benim onlara duyduğum buğzdan onlar Müslümanlara daha fazla buğz beslemektedir. Benim İslam düşmanlarına karşı olan şiddetimden onlar Müslümanlara karşı daha şiddetlidir. Şu anki konuşmamdan daha şiddetli bir konuşmayı ekranlarda seyrediyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Artık öfkeleri taşıyor ağızlarından. Tutamıyorlar. Ama benim Rabbim senin gördüğün yere kadar evet her şeyi biliyor ve sana gösteriyor. Ama senin göremediğin şimdi bir yönünü gösterecek. Senin muttali olmadığın bir şeyi Allah ortaya çıkartacak. O da ne? Rabbim buyuruyor diyor ki Bismillah. وَمَا تُخْفِي سُدُورُهُمْ اَكْبَرُ Allahu Akbar. Kalplerinde, sinelerinde, göğüslerinde besledikleri kin, düşmanlık daha büyüktür diyor Allah. Allahu Akbar. Yahu şimdi bakıyorsun Suriye'ye, yahu bakıyorsun şimdi Filistin'e, Irak'a, Afganistan'a, Pakistan'a, Çeçenistan'a. Bu eğer ağızlarından taşansa, kalplerinde gizledikleri acaba müminlere karşı ne yapmak istiyor bunlar? Değil mi Müslümanlar? Acaba bu kinin devamında ne gelecek? Rabbim böyle buyuruyor kardeşlerim. Göğüslerinde, yüreklerinde sakladıkları kin, öfke ağızlarında taşanlardan daha fazladır diyor Rabbim. Şayet düşünürseniz size ayetlerimizi böyle açıklıyoruz diyerek Âl-i İmrân 118 bitirmekte aziz dostum. Bu sözler, bu ayetler, bu tebliğ, bu nasihat, bu emir bir psikoloğa, bir sosyoloğa ait sözler değildir aziz dostlar. Bu sözler habir olan Allah'a aittir. Alim olan Allah'a aittir. Kalplerde ve zihinlerde ne geçiyorsa buna muttali olan bir Allah'a aittir. Bu sözler alemlerin Rabbi olan Allah'tandır. O öyle buyurmakta aziz dostlar. Ayeti komple toparlayacak olursak, ey iman edenler, kendiniz dışındakileri sırdaş edinmeyiniz. Ne için? Onların size olan öfkeleri ağızlarından taşmakta, kalplerinde, göğüslerinde, sinelerinde sakladıkları ise daha büyüktür diyor. Alemlerin Rabbi olan Allah subhanahu ve teala. Allah azze ve celle ümmeti böyle şer düşmanların elinden muhafaza buyursun. Peki kardeşler, ayetlerde sakınılması gereken, yani kendilerine sırlarımızı ifşa etmeyeceğimiz, sırlarımızı paylaşmayacağımız, biraz daha istişare etmeyeceğimiz kişiler kimlerdir? Müfessirlerin sözleriyle inşallah konumu bitireceğim. Bir, müfessirlerimizden bazıları diyorlar ki bu ayetlerde kastedilen kişiler kimlerdir? Ehli kitaptır, yani özellikle de Yahudilerdir. Bunu da İbn Abbas'ın bir sözüne dayandırıyorlar. İbn Abbas diyor ki Medineli Müslümanlar İslam'dan önce Yahudiler ile komşulardı ve aralarında anlaşma vardı. Bundan dolayı da dostlukları geçmişten gelmekteydi. Allah azze ve celle onların Yahudiler ile dostluk yapmaması için ve Yahudilerden de bir zarar kendilerine gelmemesi için sırdaş olmayı onlara tabir yerindeyse haram kıldı diyor İbn Abbas radıyallahu anh. Ve Ömer bin Hattab döneminde de kardeşlerim iki olay yaşanıyor. Ömer bin Hattab'a Hristiyan topluluğu olan Hire bölgesinden bir genci getiriyorlar. Diyorlar ki ey müminlerin emiri, şu genci alsan, bu çocuğun hıfzı kuvvetli, hafızası kuvvetli, Hristiyan bir çocuk. Kalemde eli iyi tutar, kendine katip olarak alsan deyince bakın müminlerin emiri Ömer bin Hattab şöyle diyor. Ben diyor onu alırsam, dikkat edin, ben onu alırsam müminlerden bir başkasını diyor sırdaş kendime edinmiş olurum diyor. Allahu Ekber. Ömer bin Hattab onu İslam devletinde yönetici Ömer bin Hattab bunu katip olarak alsa, İslam devletinin bütün sırları bu Hristiyanın eline geçecektir. Ben bilemiyorum ki Hire valisinin ya da Hire'nin göndermiş olduğu o gencin öfkesi kalbinde ne kadar yer tutmaktadır. Ömer bin Hattab hemen bunu engelliyor. Hele bir gün valilerini gezdiğinde bakıyor ki bir Hristiyan adam valinin yardımcısı, muhasebesini tutuyor tabiri yerindeyse. Ömer bin Hattab diyor ki bu senin yanında ne için geziyor? Diyorlar ki ey müminlerin emiri, bu genç muhasebe işini bizden daha iyi biliyor deyince hemen Âl-i İmrân 118. ayetini okuyor ve kendisini görevden aldırıyor. Bunlarla beraber müfessirler bu delilleri topluyorlar. Diyorlar ki bu konuyu çok açmayacağım çünkü üzerinde önceden çok durduk. Sırdaş edinmekten sakındırılan birinci topluluk kimmiş? Yahudilermiş. Peki ikinci topluluk? Diyorlar ki müşriklerdir. Müfessirlerden bazıları. Buna delil de bakın Beyhaki'de geçen bir hadisi gösteriyorlar. Enes bin Malik diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan şunu işittim. Sakın diyor siz Arapça yazılı bir, yani Arapça nakışlı bir yüzük edinmeyiniz. Ki açıklayacağım. Arapça nakışlı bir yüzük edinmeyiniz ve müşriklerin ışığıyla aydınlanmayınız. Veya başka bir rivayette ateşiyle aydınlanmayınız. Demek ki tabiin bu sözü anlamakta biraz zorlandı. Sözü hemen Hasanül Basri'ye getiriyorlar. Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyuruyor. Hasanül Basri diyor ki evet diyor. Arapça nakışlı yüzükler edinmeyen kastı yüzüklerinizde diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem lafzı diyor bulunmasın. Ne için? Çünkü Resulullah aleyhissalatu vesselam kendine Allah Resulü Muhammed yazılı bir yüzük edinmişti değil mi? Ve bu yüzüğü de yer yer ne için kullanıyordu? Mühür olarak kullanıyordu. İslam devletinin mektuplarını bu mühürle mühürlüyordu. Şimdi kıyamete kadar Muhammed yazılı, Allah Resulü Muhammed yazılı yüzükleri kullanmayalım mı? O artık sizin tercihinize, insafınıza kalmış bir durumdur. Peki müşriklerin ateşiyle, ışığıyla aydınlanmayalım nedir Muharrem abi? Diyorlar ki Hasanül Basri, sakın diyor müşriklerle istişare etmeyin, sırlarınızı onlara açmayın diyor Hasanül Basri. Demek ki sırlarımızı saklayacağımız ikinci topluluk kimmiş? Müşriklermiş. 3. Bakın burası biraz daha ilginç kardeşler. 3. topluluk, müfessirlerden bir grup diyor ki burada diyor kastedilen grup haricilerdir. Allahu Ekber. Ve biraz bunun üzerinde duracağım. Buna da Taberani'den ve Heysemi'den bir hadis delil getiriyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Âl-i İmrân 118. ayeti okuduğunda buradan diyor kasıt, yani sırdaş edinmeyinden kasıt haricilerdir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kardeşler. Hariciler. Neden hariciler? Ali bin Ebi Talib gibi radıyallahu an, Muaviye gibi radıyallahu an, Amr bin As gibi ve onları seven diğer sahabeleri tekfir eden, yani kafirdir, mührünü vuran, mallarını, canlarını ve ırzlarını helal sayan hastalıklı bir topluluktur hariciler. Hastalıklı bir topluluktur. Hem psikolojikmen, hem de fiziken, hem ruhen, hem madden, hem manen, her yönüyle hastalar. İslam'ın ilk temsilcilerini tekfir edip Peygamber aleyhissalatu vesselamın göz bebeğini öldürmeye çalışan bir topluluk hasta olmasında kim olacaktır kardeşler? İslam tarih kitaplarının sayfasına gözyaşı döktürecek bir olayı maalesef haricilerin eliyle yaşanmıştır. Nahravan Savaşı'nı duymuşsunuzdur kardeşler. Ali bin Ebi Talib döneminde radıyallahu anh hariciler zuhur ediyor. Tekfir ediyorlar, kafir görüyorlar Hazreti Ali'yi. Hakem olayından dolayı. Hazreti Ali radıyallahu anh bunların tekrar eski hallerine dönmesi için İbn Abbas'ı gönderiyor. Git diyor, onlarla tartış, müzakere et, münazara et. Onları Allah'ın kitabına davet et. Resulullah'ın sünnetine davet et. Ve diyor bunlar diyor yaptığı hatalardan dönsünler. Bir rivayette 4000 kişi rücu ediyor. Tekrar eski hallerine geri dönüyorlar. Yalnız diğer grup haddi aşmakta devam ediyor. Ve halka halka büyüyorlar. Dalga dalga büyüyorlar. Ali bin Ebi Talib bunlarla savaş yapmaya karar veriyor. Bakın savaşacakları insanlar. Alınları secdeli, sakallı, oruç tutan, Resulullah'ın ifadesini şimdi kullanayım size. Namaz kıldıklarını gördüğünüzde kendi namazınızdan utanacaksınız diyor. Allahu Ekber. Şimdi böyle bir adamlarla kılıç kılıça geleceksiniz. Ve asıl işte bu Nehrevan olayını patlatan bir olay yaşanıyor. Bu olayı da daha sonra bunlardan kaçan, yani haricilerden kaçıp Hazreti Ali'nin saflarına katılan bir kişi anlatıyor. Onların bu hastalıklı ruhlarından rahatsız oluyor. Bakın olay çok acı, çok ağır. Vallahi o gün eğer bu olaya bir kuş, bir hayvan şahit olsaydı yemin ediyorum ki yüreği parçalanmıştır. Olay bakın şu. Diyor ki bu adam, biz yavaş yavaş Ali bin Ebi Talib'le savaşmak için ordu topluyoruz. Bir Cevha nehri etrafında diyor bir araya geldik. Bütün gruplar köylerden, kasabalardan, illerden, ilçelerden Hazreti Ali ile savaşmak için ordu topluyorlar. Allahu Ekber. Peygamberin damadıyla. Allahu Ekber. Subhanallah. Ordu toplanıyor. Bu adam diyor ki yol üzerinde diyor elbisesini diyor böyle bürümüş, korktuğu her halinden belli olan diyor bir adamla karşılaştık. Dediler ki hariciler adama, sen herhalde bizden korkuyorsun. Dedi ki adam, evet korkuyorum. Sen dediler, dikkat edin şimdi isme ne olur kardeşlerim. Sen Habbab bin Ered'in diyor oğlu diyor Abdullah mısın? Allahu Ekber. Adam diyor ki evet diyor. Ben diyor Habbab'ın oğlu diyor Abdullah'ım. Bu Habbab kim biliyorsunuz değil mi abiler? İslam'a ilk giren Müslümanlardan, işkencenin en ağırına tutulmuş, en ağır imtihanlardan geçirilmiş. Bırakın adamlar tarafından işkence görmeyi. Sahibesi bir kadın demiri ateşte kızartıp Habbab bin Eret'in başına koymuş. Sırtımı diyor öyle bir dağladılar ki sırtımdan çıkan diyor yağlar onların diyor gezdirdikleri ateşi söndürdü. Ömer bin Hattab diyor sırtımı kaldırırdı. Aç ey Habbab da senin sırtına bakarak ibret alalım diye bakılan bir adamın oğlu bu. Müslümanlar, sıradan bir adam değil Abdullah. Diyorlar ki babandan işittiğin bir hadis var mı? Kimden? Habbab bin Eret'ten, yani baban Habbab'tan işittiğin bir hadis var mı? Var diyor. Yahu bu insanlar var ya, bu sahabe topluluğu, sahabenin elinden geçmiş, hastalıklı ruhlar hariciler hariç, bu insanlar ne kadar fedakar, ne kadar cefakar, kendilerine hak, hukuk sorulduğunda korkusunu yenen, aslan kesilen bu adamlar var ya, vallahi ayaklarına kum olun sazı olur. Diyor ki ben babamdan şunu işittim. Öyle bir fitne çıkacak ki, o günü kastediyor. Onların içinde bulunduğu aymazlığı kastediyor. Öyle bir fitne çıkacak ki, o gün oturan ayakta durandan, ayakta duran yürüyenden, yürüyen koşandan daha hayırlıdır. Öleceksen o fitneler döneminde mazlum olarak öl diye babasından bir hadis nakledince hemen kendisini, yani Abdullah'ı ve anımını esir alıyor hariciler. Yola devam ediyorlar. Acı tabloyu şimdi seyredin aziz dostlar. Yola devam ediyorlar. Yolda yürürken bir hurma tanesi buluyor harici askerlerden biri. Hurmayı ağzına atıyor. Yanındakiler diyor ki sen ne yapıyorsun diyor. Bu diyor anlaşmalı olduğumuz topluluğun bahçesinden düşen bir hurmadır. Kendine diyor bunu helal nasıl görürsün? Adam hemen ağzındaki hurmayı atıyor, çıkartıyor. Subhanallah. Gören de ne kadar takva ve züht ehli olduğunu görecek. Hissedecek. Sonra biraz daha devam ediyor. Bir domuzla karşılaşıyorlar. Askerlerden biri domuzu hemen öldürüyor. Diğeri hemen çıkışıyor. Yahu diyor, bu anlaşmalı olduğumuz topluluğun hayvanıdır. Sen diyor bunu kendine nasıl helal görüyorsun? Allahu Ekber. Bu sözü artık Abdullah işitince herhalde artık bu sözü söylemek vacip olmuştu. Dedi ki ben size bunlardan daha fazla hak sahibi olan bir şeyi söyleyeyim mi? Yani korunması gereken, savunulması gereken, tutulması gereken bir şeyi söyleyeyim mi? Buyur dediler. Benim dedi, ben. Ya bırakın domuzu, sahibi Hristiyanları, bırakın hurmayı, hurmanın sahibi müşrikleri. Yahu ben sahabe çocuğuyum, ben Habbab'ın oğluyum, velev ki günahkar olayım, velev ki isyan sahibi olayım. Yahu bu adam yani Abdullah babasının hatırına baş tacı edilmesi lazım. Ya bu kadar aymazlık olur mu Müslümanlar? Ne yapıyorlar peki? Bu sözü hemen duyuyorlar. Abdullah'ı tutuyorlar, bir nehrin kenarına getiriyorlar. Hemen gırtlağını kesiyorlar. Diyor ki bu olayı anlatan adam, ben diyor Abdullah'ın o sıra diyor kanlarının böyle diyor etrafta, suyun etrafında dönüp dolaştığını, sonra da diyor kaybolduğuna diyor şahit oldum. Abdullah'a bunu yaptınız da hanımına ne yaptılar peki? Hamile olan kadının karnını yardılar. Kadını parçaladılar. Bu alçak hasta ruhlar. Ondan sonra bütün İslam diyarlarında bunun korkusu dalga dalga yayılmaya başladı. Artık Hazreti Ali dayanamaz hale geldi. Hazreti Ali dayanamaz ve ordusunu hazırlar. Nehrevan denilen bölgede haricilerle büyük bir savaş yapılır. Tevbe edenler, dönenler olduğu gibi bu uğurda ölenler de olmuştur. Ve İslam tarihi şimdilerde zuhur edecek olan, Hazreti Ali döneminde zuhur eden harici hastalığına tutulmaya her süreç içerisinde rastlamıştır aziz dostlar. Şu an halen etkisi devam etmektedir. Ne olur bugün bakın. Bu hasta ruhlar, bu hastalıklı kalpler, hastalıklı bedenler Suriye'de, Irak'ta, şimdi yakın zamanda Pakistan'da ve Afganistan'da molla insanları, alim insanları, mücahit insanları, muttaki insanları, secdelerde gözyaşı döken adamları, Allah Allah diyen insanları, sırf kendileri gibi düşünmediğinden, kendileri gibi hareket etmediğinden, kendileri gibi meseleyi tahlil etmediklerinden, ne Yahudi, ne Hristiyan, ne müşrik, ne ateist değil, sakalları yerlere değen insanların kafalarını kesmektedirler. Bu alçak hasta ruhlar. Gidin bakın şu an. Öldürülenler kimler? Ne olur bir bakın. Bu hasta ruh Hazreti Ali döneminde çıktı. Allah-u alem kıyamete kadar devam edecektir. Allah onların da şerlerinden bu İslam ümmetini korusun. Velev ki bu hadis zayıf olsun. Taberani'de geçen bu hadis, Heysemi'de geçen bu hadis birilerine göre zayıf olsun. Ya vallahi de hakkınızı helal edin ama şu yakın süreç insana öyle şeyler gösterdi ki, herhalde birilerini öyle bir tecrübeli hale getirdi ki, kim harici zihniyetli insanlarla istişare eder, sırlarını söylerse herhalde çok kısa bir zaman sonra kılıçlarının gölgelerini onlar kendilerinin üzerinde hissedeceklerdir. Ve böyle olmuştur. Maalesef Suriye böyle olmuştur. O hasta ruhlar kendilerini gizlediler orada. Kendilerini sakladılar Şam coğrafyasında. Müslümanların gölgesinde kaldılar. Müslümanlarla yediler. Müslümanlarla içtiler. Ama vallahi de Allah'ın ifade buyurduğu gibi kinlerini sakladılar. Kalplerine mezar yaptılar sırlarını. Ne zaman? Geçmedi tam bir yıl sonra. O yiğit insanları tek tek kestiler meydanlarda. Hele Müslümanlardan kadı olan. Kadı ne demek biliyorsunuz değil mi? Fetva ehli. Hüküm koyan adam. Bir kadıyı homoseksüel bir adamla beraber idam ettiler. Baltayla kestiler. Bu hasta zihniyetli insanlar. Ya gördünüz mü? Sizin kadınızı da, sizin homoseksüeliniz de bizim için eşittir dediler. Senin ve benim gözlerimin içine baka baka. Bu saatten sonra yahu yok şuymuş, Müslümanlarmış, İslam coğrafyalarının bir gülüymüş. Varsın böyle bir gül batsın. İslam ümmetine kere gibi yapışan, İslam ümmetinin ciğerini parçalayan, kan gibi emen. Evet vallahi bu ayetle muhataptır aziz dostlar. Velev ki bu hadisi zayıf görsünler veya hiç kabul etmesinler. Tarih Onların yaptığını, evet vallahi de şu zamanda bu ayeti tefsir etmektedir. Evet, ayetin tefsir eden alimler, sırdaş edinilmemesi gereken topluluklardan birini de hariciler demişlerdir. İstedikleri kadar secdeleri bol, istedikleri kadar oruçları fazla olsun, onlar hasta bir kalptirler. Müslümanlar sırlarını onlara açmamaları lazım. Yoksa tekrar söylüyoruz, onların kılıçlarının gölgesi altında çocuklarınızın, kadınlarınızın, alimlerinizin, abidlerinizin boynunu vurulduğunu görürseniz bu hata ve kusuru kendimizde aramamız gerekiyor. Allah bizi başta uyarıyor kardeşler. Evet, müfessirler sırlarımızı ifşa etmememiz, paylaşmamamız gereken sınıflardan birini de münafıklar olarak nitelendirmektedirler. Aziz dostlarım, sohbetimi inşallah burada bitiriyorum. Özellikle münafıklar konusuna, sır nedir? Sırdaş nedir? Sır saklamanın hükmü nedir? Ben özellikle bu kendi hastalığımı bilmeme rağmen, bildiğime halde inşallah bugün bu programı burada bitirip Allah nasip ederse bir sonraki programda bu iki konu üzerine inşallah konuşacağız. Birinci konumuz sır nedir? Sırdaş kimdir? Sır saklamanın hükmü nedir? Önemli bir konu. İkinci konuda münafık kimdir? Münafıklığın alametleri nedir? Ve bugün Müslümanlara ve İslam toplumuna verdiği zararlar nelerdir? Allah nasip ederse inşallah onları konuşacağız. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وعلى آله وصحبه أجمعين.